Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu bölgenin bütün arazileri sürüldü ve bugün tohum ekimi de Allah'ın izniyle tamamlanacak. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Bölgede ekilmedik yer bırakmamaya çalış. Baş üstüne. Gidelim. Ne kadar buğday stoklayacaksınız ki bu kadar çok silo inşa ediyorsunuz? Mısır halkına 7 yıl yetecek kadar buğday stoklamalıyız. Başaklarla buğday insanlar için, saman da hayvanlar için. Yusuf insanları aptal yerine koyuyor. Buğday başağıyla saklanır mıymış hiç? Acele edin. Acele edin. Tohum ekmek için zamanımız daralıyor. Acele edin. Biliyordum. Biliyordum. Yusuf'un söylediğinin gerçekleşeceğini biliyordum. Evet. Bunu biliyordum. İşte Yusuf'un söyledikleri. Gerçekleşeceğinden adım gibi emindim. Bu yağmur 7 yıllık bolluk ve nimetin başlangıcı anlamına geliyor. Şaşılacak şey doğrusu. O her şeyi önceden biliyor. Söylesene karım ama, Yusuf Mısır'da 7 yıllık bolluğun olacağını nereden biliyordu? Tanrısı ona her şeyi söylüyormuş efendim. Bizim tanrılarımız niçin bize bir şey söylemiyorlar? Onlar niçin her şeyi önceden biliyor? Thank you.
Tapınak kahinine selam olsun. Tanrıların selamı üzerine olsun. Buğdaylarını teslim etmeye mi gidiyorsun? Evet. Kıtlık zamanı için stok yapmalıyız. Yuzarsif idaresinin kıtlık zamanında sana bu buğdayını iade edeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Vereceğiz diyorlar. Kıtlık günleri için buğdayı evinde saklarsan içinde harat etmez mi? Yuzarsif iyi bir insan. Ben ona güveniyorum efendim. O iyi biri. İnsanın gerçek kişiliği zor zamanlarda belli olur. Kıtlık günlerindeki Yuzarsif kesinlikle bolluk zamanlarındaki Yuzarsif'ten farklı olacaktır. Diğer çiftliklere bakıncaya kadar ben dönerim. Davetsiz misafir ister misiniz? Hoş geldiniz, memnun oluruz. Buyurun lütfen. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Teşekkür ederiz. Bu yıl mahsul iyi miydi? Hayatımda böylesini görmemiştim. Atalarımız bile böyle bir mahsulden hiç söz etmemişlerdi. Çalışıp zahmet çekenler onun karşılığını mutlaka alırlar. Biçiyoruz, sürekli biçiyoruz ama bitmiyor. Çok miktarda mahsul elde etmek her çiftçinin özlemidir. Diyorlar ki Mısır Aziz'i dua ediyor ve Tanrısı da toprakları bereketlendiriyor. Ben de bütün bunların Yuzarsif'in Tanrısından olduğuna inanıyorum. Söyle bakalım, sen de babana yardım ediyor musun? Elbette, babamın biçtiği başakları ben ve kız kardeşim birlikte topluyoruz. Aferin oğlum, aferin size. Ailenin gelecekteki reisi sen olacaksın. Babana yardım etmelisin. Ama pek bir şey yemediniz. Bu kadarı bana yeter, teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Allah sizi de korusun. Bu kimdi? Adını bile sormadık. Kim olduğunuzu söylemediniz. Nerelisiniz? Adım Yuzarsif. Hizmetkarınızım. Gidelim. Gözlerime inanamıyorum. O Yuzarsif miydi gerçekten? Evet, kesinlikle Mısır Aziz'i. Bize misafir olup bizimle yemek yedi. Allah seni başımızdan eksik etmesin Yuzarsif. Ne güzel bir yüzü var. O bölgenin hasadı tamamlanmış. Biraz orada kalmış. Burası da bugün biçiliyor. Geriye bir başak bile bırakmayın. Hepsini biçin.
Allah yardımcınız olsun. Gidelim. Ne kadar oldu? 50 kilo. Kendi toprağını mı yoksa kralın toprağını mı işliyorsun? Kralın toprağını. Gidebilirsin. Halk buğday teslim etmeye sıcak bakıyor mu? Pek sıcak bakmıyor. Kahinler zihinlerini bulandırıyor. Onları şüphede bırakarak silolara buğday teslim etmelerini engelliyorlar. Halkı buraya çağır. Onlarla konuşmak istiyorum. Dinleyin! Dinleyin! Yüzarsif Hazretleri sizinle konuşmak istiyor. Yüklerinizi yere bırakın ve çalışmalarınıza biraz ara verin. Yaklaşın! Yaklaşın! Gelin! Bana kâhinlerin insanları buğday teslim etmekten alıkoydukları söylendi. Pekala. Benim açımdan bir sakıncası yok. Herkes kendi buğdayına sahip çıkabilir ve onu yanında saklayabilir. Ancak bir kez daha şu hususu vurgulamak istiyorum. Biz kıtlık zamanında kendilerinden buğday aldığımız kişilere buğday vereceğiz. Mısır devleti mümkün olan her şekilde buraya buğdayını teslim eden sizlere buğday temin etmekle yükümlüdür. Bundan dolayı buğdayını yanında bulunduran kimseler herhangi bir nedenle buğdayları zayi olursa bizden hiçbir şekilde buğday alamazlar. Ben silolara buğday teslim etmek suretiyle evinizin yiyeceğini garanti altına almanızı tavsiye ediyorum. Bu söylediklerimi başkalarına da anlatın. Malik, gidiyoruz. Buğdaylarımın burada olmasından dolayı içim rahat. Ben Yüzarsif'e gözlerimden daha çok güvenirim. Öyle olmalı. Size buğdayları başaklarıyla stoklayın dedik. Siz ne yapıyorsunuz? Buğday dövüyorum. Her zaman yaptığım iş bu. Bugün artık geçmişten çok farklı. Önümüzde bir kıtlık var. Ben inanmıyorum buna. Bunlar Yüzarsif'in kendi sözleri. Hangi kıtlık? Eğer kıtlık olursa ne yapacaksın? Ben kıtlık olmayacağından adım gibi eminim. Olacağını farz edelim. Buğday stoklamadığın için ne yapacaksın? O zaman biz de devletten buğday satın alırız.
Ama benim bildiğim kadarıyla sadece şimdiden silolara buğday teslim edenlere ve birikimi olanlara buğday verilecekmiş. Kıtlığın geldiğini görürsek o zaman biz de stok yaparız. Ama kıtlık başladığında artık stok yapmak mümkün olmaz. Stok önceden gönderdiğin buğdaya denir. Şunu bil ki gökyüzü cimrileştiğinde yeryüzüne bir damla bile göndermeyecek, ekinler yeşermeyecektir. Ne kadar kesin konuşuyorsunuz öyle. Sanki tanrıların yeryüzündeki temsilcisisiniz. Gelecekten mi geldiniz ki her şeyi önceden görüyorsunuz? Evet. Ben Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bir elçiyim. Mısır'ın kıtlığı kıyamete benzer. Dünya tarlasında bulunduğunuz bu 7 yıl içinde bir şey ekip biriktirirseniz ahiretin 7 yıllık kıtlığında biçeceğiniz bir şeyiniz olacak. Ancak eğer çalışıp stoklamadan gafil kalırsanız öbür dünyada elde edeceğiniz bir azık olmayacaktır. Kıtlık günleri için stok yapın. Kim olduğunuzu söylemediniz? Yusuf, Yuzarsif yani. Efendimiz Züleyha'ya selam. Radamon sen miydin? Bana Yuzarsif'ten bir haber mi getirdin? Her gün başka bir şehirde. Silo yapımı, tarlaların ekimi ve vergi toplamayı denetliyor efendim. Ayrıca ekinleri toplamak ve kıtlıkla mücadele etmekle uğraşıyor. Geçen 5 yıl zarfında Akhenaton'a danışmak, görüş alışverişinde bulunmak için defalarca tepsiye gidip geldi. Eğer yine gelirse bana haber verir misin? Onu gördüğünde bizi haberdar etmeleri için saraydaki arkadaşlarımla konuşmaya çalışırım. Saray nöbetçilerinin görevine son vermek istiyorum. Saray nöbetçilerinin aylığı bir süredir ödenmiyor. Sen sarayımızın en güvenilir askerisin. Süfer'den ödemesini isteseydin. Radamon Züleyha'nın izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Bütün saray mensuplarının ücretini ödeyiniz. Bu sarayın Potifar'ın ölümünden sonra bu kadar çok muhafız ve askere ihtiyacı yok. Anladınız mı? Hepsini görevden alın. Hufo ve Süfer'i buraya çağırın. Ama efendim, muhafız olmadan sarayda güvenlik olmaz. Yağmalanması işten bile değil. Siz varken içim çok rahat. Bu işin çok tehlikeli olduğunu ve tek başıma işin üstesinden gelemeyeceğimi bilmeme rağmen emrinize itaat edeceğim efendim. Bir zamanlar bu saray ülkenin ikinci adamı Potifar'a aitti. Peki ya şimdi? Şimdi ise bu saraya ilgi duymayan ve yaşama sevinci kalmamış, yenilmiş ve umutsuz bir dul kadına ait. Yuzarsif'in gönlümde tutuşturduğu alev olmasaydı kendimi öldürecektim. Hayatımda Yuzarsif'ten başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. O hayatıma girdiği günden beri hayatımda çok şey değişti.
Beni iyi dinleyin. Saraydaki bütün muhafız ve çalışanların ücretlerini ödeyin. Radamon dışında hepsinin işine son verin. Artık aylıklarını ödeyecek güçte değiliz. Ayrıca tapınaktaki kahinleri de gönderin. Yemek ve diğer harcamalarını karşılamamız artık mümkün değil. Amun tapınağı, daha o inançsız bu saraya adım atar atmaz kapanmalıydı. Şimdiye kadar da boşuna açık kalmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.